şöyle gelelim. Serkan, görüntü şey yap, baksana tam ekrana oturuyor mu? Kafalar mı falan? Bize tamam mı? Tamam mı? Çekiyor şu an. Arkadaşlar birazcık sessizlik. Tamam abi, alıyorum, güzeldi. Tamam. Evet, İzmir'den Çingrok Bar'dayız. Yanımızda bir hocamız var. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Neler yapıyoruz? Onlardan bahsedelim. Ben direkt konuya girmek istemedim. Sizin ağzınızdan duymak istedik. Biraz şöyle dönebilir miyiz? Yüzünüzü evet. Görsün herkes. İsmim Hakan Karaağaç. Ege Üniversitesi'nde Capoeira topluluğu eğitmenliği yapıyorum. Capoeira Brezilya kökenli bir savunma sanatı. Bugüne kadar hep okulun içindeydik, stüdyolardaydık. Yavaş yavaş dışarıya açılmaya çalışıyoruz. Bugün Çingrak Bar'da olmamızın sebebi de bu. Burada güzel bir capoeira oyunu yaptık, şarkı söyledik, müzik yaptık. Böyle. Hocam, ben biraz geç geldim. Olaya başlamıştınız. Ama gerçekten seneler önce ben capoeira filmlerde seyrettik, arkadaşlarımız yapıyordu ama geldiğimde gençlerin hepsi aynı ağızdan o şarkıları söylemek inanılmaz bana göre zor. Yani imkansız değil aslında, zor ama yani. Nasıl başardınız, nasıl başarıyorsunuz bunu? Şarkıların dili Portekizce. Tabii ilk başta Portekizce'yi öğretmiyoruz ama şarkıları ezberlettiriyoruz derslerde. Hani her derste yaklaşık 2 saat, 2,5 saatlik derslerimiz var. Haftada 3 günü çalışıyoruz. Her dersin başında yarım saat, 15 dakika şarkı çalışıyoruz. O derslerde zaten şarkıların şeyleri kolay. Nakarat kısımlarını söylüyorlar. Ben ana kısımlarını söylüyorum. Nakaratları söylemek onlara çok daha kolay geliyor. Yani çabuk öğreniyorlar. Ha, kolay diyorsun da hocam, ben gördüm yani inanılmaz bir coşku var. Evet. Çok hoş, tınlı mı derler? Çok güzel müzik var, artı dövüş sporları capoeira sonuçta, değil mi? Evet, evet. Yani onları arkadaşların yapmaları çok hoştu. Bir de şu dikkatimi çekti. Hani capoeira spor yapan insanlar böyle fit olur, sportif vücutlu olur ama burada hafif benim gibi kilolu insanların da sportif olduğunu ve ayaklarını kaldırabildiklerini, çekimlerini yaptık, herkes görecek zaten. Yani bu neye borçlu bunları yani? Çok mu çalışmak? Çok çalışmaktan ziyade düzenli antrenman yapıyoruz. Haftada 3 gün dediğim gibi antrenmanımız var. Bu antrenmanların içerisinde capoeira öyle eşsiz bir spor ki içerisinde jimnastik var, akrobasi var, esneme hareketleri var, yoga var, pilates var. Ayrıca dövüş sanatı olduğu için tekme de çok çalışıyoruz. Tekme ağırlıklı bir spor. Bunların hepsinin birleşimi artık kardiyo, fitness de olunca ister istemez insanlar fit oluyor. Hani öyle gözükmeseler bile yeme alışkanlığına bağlıyorum ben artık insanların fit olmamasına. Ara sıra ufak tefek sakatlıklar da olabiliyor mu? Tabii olabiliyor ama onlar geçici şeyler, bildiğimiz şeyler oluyor yani. Normal her spor yaparken yaşadığınız sakatlıklar. Yapan arkadaşlar, söyleyenler, ortada bu sporu yapanlar inanılmaz keyifli yapıyorlar. Sonra gösteriyi bitirdikten sonra birbirlerine sarılarak kenara geçiyorlar, yenileri başlıyor filan. Aynen öyle. Capoeira oyunu aslında bir dostluk oyunu. Capoeira'da yenen ve yenilen olmuyor. Kazanan ve kaybeden de olmuyor hiçbir zaman. İki tarafta birbirine öğretiyorlar bunu. O yüzden başlarken el sıkışıp arkadaş olarak başlıyorlar. Birbirlerine hareketlerini gösteriyorlar, her şeyini öğretiyorlar. Ondan sonra bitirdikten sonra da yine arkadaş olarak çıkıyorlar. Yani içerideki mücadele aslında daha iyi olabilmenin mücadelesi. Birbirine üstünlük değil, grup olarak daha iyi olabilme. Arkadaşını geliştirmek için oynuyor. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Capoeira yapıyorsunuz üniversite gençleri olarak. Şöyle bir şey var. Bunu merak eden insanlar var. Nereye gelecekler? Sadece üniversitede mi bu eğitim? Nerede görecekler? Ya İzmir'de ben Ege bölgesinde ilk defa böyle bir şey gördüm. Aslında şöyle, uzun zamandan beri ben capoeira yapıyorum. Yaklaşık 16. yılım bu. Kendi imkanlarımla İzmir çevresinde geliştirmeye, yaymaya çalışıyorum. Evet, dediğiniz gibi çok bilindik bir spor değil. Buca Belediyesi'nde bir girişimimiz var şu anda. Orada ücretsiz capoeira derslerimiz başladı. Katılmak isteyen olursa oraya katılabilirler. Ben Ege Üniversitesi'nde ders veriyorum. Birkaç tane de çocuk sınıflarımız var. Çocuk gruplarımıza yönelik verdiğimiz dersler. Ben normalde çalışıyorum. O yüzden vakit buldukça capoeira dersleri verebiliyorum. Bu yüzden çok geliştiremedik. Yeni eğitmenler yetiştirdim. Onlar sağ olsunlar şu anda İzmir'in çeşitli yerlerinde dersler vermeye devam ediyorlar. Bizim sayfalarımız var. Capoeira İzmir yazdıklarında bizim web sitemize ulaşabilirler. Ayrıca Ege Capo da, Ege Üniversitesi'ndeki capoeira topluluğumuz, oradan da bilgi alabilirler. Sosyal medyada da aktif biz. Sadece Capoeira İzmir yazmaları yeterli olur. Capoeira İzmir yazın.
merak ediyorsanız ki şu aklıma geldi. Banana Way diye bir şarkı vardı. Filmlerde, dizilerde. Onu o film oynayacağı zaman herkes televizyon başına geçerdi. Evet, doğru. Ama orada ufak bir düzeltme yapayım. Banana Way değil, Paranavay. Paranavay. Evet, Paranavay Brezilya'da bir eyaletin ismi. Yani hani bizde nasıl İstanbul'da Sıla Hasretleri bilmem ne. O orada da şehre özel yazılmış şarkılardan bir tanesi. O filmde, ben de o filmle başladım açıkçası. Ben de o filmi gördükten sonra ben bunu yapmak istiyorum dedim. Üniversitede işte arkadaşım gösterdi. Aa, senin istediğin spor varmış burada dediler. Başladım. Yaklaşık 3 yıl sonra falan hocamın asistanlığını yapmaya başladım. Daha sonra işte hocam taşındıktan sonra ben devraldım kursu. O zamandan beri böyle devam ediyorum. Hocam çok sıkı takipçiniz olacağım. Nerede gösteri yapıyorsanız sürekli geleceğim, seyredeceğim. Çok keyif aldım. İnanılmaz keyif. Siz de muhakkak izleyin. İlk önce inanmıyorsanız, inanmamı gibi bir şey demeyeyim de oraya ben keseceğim. İzleyin, ondan sonra merak salacaksınız. Mutlaka takip edin. Nerede gösteri varsa hocamı izlemeye gelin. Sadece hocam tabii, grubu çok hoş. Hep birazdan danslar, çok hoş bir gösteri var. Hocam çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim ben de. Gençlere söylemek istediğiniz bir şey? Tabii tabii. Birkaç tane etkinliğimiz var. Onlardan bahsedeyim. Tabii. Mayıs ayında, genellikle Mayıs ayında İzmir'de uluslararası bir Capoeira Festivali düzenliyoruz. Ankara'dan, İstanbul'dan çeşitli üniversitelerin katılımı oluyor. Yurt dışından öğrencilerin katılımı oluyor. Ben Dünya Capoeira Federasyonu Başkanı'nın öğrencisiyim. Mestre Paulo Sierra. Önümüzdeki hafta sonunda o burada olacak. Onu misafir edeceğiz. Çeşitli yerlerde gösterilerimiz oluyor. Ücretsiz gösterilerimiz, sosyal yardım amaçlı çıktığımız gösteriler var. Ücretli olarak gösterilerimiz var. Sosyal medyadan bizi takip ettiklerinde bize ulaşabilirler. Oradaki gösterilerimizi takip edebilirler. Şu an en yakın etkinlik ne zaman, festival? Önümüzdeki hafta sonu bir workshopumuz var. Sadece Ege Üniversitesi öğrencilerine yönelik. İleriki dönemde de çeşitli yerlerde gösterilerimiz olacak. Özel gösterilerimiz oluyor. Ama Mayıs ayında bir tane festivalimiz var. Ona herkesi bekleriz. 2 yıldan beri yapıyoruz. Festivalimizin ismi Aşe Davida. Hayat enerjisi demek. Siz de burada izlediğiniz gibi herkes enerjik. Yani buradan çıktıktan sonra herkes bir enerji doluyor. O yüzden festivalimizin adını da öyle koyduk. Aşe Davida olarak koyduk. Bu sene de düzenleyeceğiz. Burada çeşitli sponsorlarla, sağ olsun Çıngırak Eski Bira'da geçen sene bize çok yardımcı olmuştu. Burada kapılarını açtılar. Bütün misafirlerimizi burada ağırlamıştık. Çok hocam. Mayıs ayında İzmir'de, değil mi? Onu söylemedin. Evet, İzmir'de. Tamam. Türkiye genelinde bir proje yapmayı düşünüyor musun? Sürekli gezerek bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Aslında onu da yapıyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında da geziyoruz. Geçen sene 7 ülkeye gittik ekibimizle birlikte. Önümüzdeki sene Hollanda'ya gideceğiz. Ben şahsi kendi eğitimim içinde gidiyorum. Türkiye içinde de bütün Capoeira topluluklarıyla, bütün Capoeira gruplarıyla içli dışlı halindeyiz. Hani onlar bir etkinlik düzenlediği zaman biz buradan topluca gidiyoruz. Onlar, biz düzenlediğimizde onlar geliyorlar. Yani sürekli bir devinim var yani. Ülke içinde de, yurt dışında da. Vallahi süpersiniz hocam. Biz kaçırmışız sizi demek ki. Bundan sonra sıkı takipçiniz, merak etmeyin. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Takip etmeye devam edeceğim size. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, saygılar. Diğer arkadaş varsa hemen o gelsin. Uçan kız diyorum. Biraz önce inanılmaz sahnede uçuyordu kendisi. İlgimi çekti. Tanımak istedim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Benim adım Nur. 4 yıldır Capoeira yapıyorum. Çok güzel. Bu yüzden buradayım şu anda. Yani kıpır kıpırdın. Yerinde duramıyorsun. O tekmeler, mekmeler, havada uçmalar falan. Evet, evet. Gerçekten çok eğlenceli. Çünkü tekme atarken kendimi o kadar özgür hissediyorum ki daha yükseğe atmalıyım diye düşünüyorum. Çok zevkli diyorsun. Çok zevkli. Gerçekten. Peki bu merak nereden geldi? 4 yıldır nereden geldi bu? Açıkçası hiçbir bilgim yoktu gerçekten. Bir arkadaşım vasıtasıyla başladım. Hatta bir yıl başlamak için o kadar çabaladım ki, yani hani başlamayacağım, yapamam ben bunu, niye yapayım ki diye o kadar çabaladım ki. Sonra dedim ki başlayayım, ne olacak, hadi deneyeyim, yeni bir şey deneyeyim dedim. Ondan sonra bir başladım. İnanamazsınız yani, hani o içerideki enerji, o karşılıklı konuşma gerçekten o kadar güzel ve sizi o kadar etkiliyor ki, hani beni içine çekti ve 4 yıldır buradayım. Gördük biraz önce, enerji değil, enerji patlaması var resmen. Evet, evet, gerçekten çok etkili. Aynı zamanda öğrencisin, hangi bölümün öğrencisin? Kimya mühendisi öğrencisiyim, mezun olma aşamasındayım, bitti sayılır yani. Yani kimya mühendisi ama Capoeira.
Aynen öyle. Yani kendimi capoeira'yla daha çok tanımlıyorum açıkçası, kimya mühendisliğini. Yani bir şekilde öğrenciliğin verdiği stres var, vizeler var. Evet. Biraz huzur bulmak istiyorsun ve bu capoeira bir sanat zaten. Kesinlikle öyle. Devam ettirmeyi düşünüyor musun peki bundan sonrakilerde? Kesinlikle düşünüyorum. Özgür hissediyorum kendimi gerçekten ve bu yüzden orada hep olmaya devam etmek istiyorum. Kıpır kıpır yama maşallah. Evet. Neredesin, İzmirli misin? Ben aslında Eskişehirliyim. Babam Hataylı. Eskişehir'de doğdum. Ailen yani İzmir'de mi yoksa şehir dışında mı? Yok, Eskişehir'de, şehir dışındalar. Gurbet öğrencilerden bir tanesi. Kaçıncı sınıftı? 4. Yani bitiyor artık. Bitecek mi? Aynen, bitecek. 5. sınıfım aslında. Bitecek. Buradan gideceksin capoeira gittiğin yerde. Hayır. İzmir'de kalmak istiyorum ama capoeira aslında dünyanın her yerinde var. Yani gittiğim her yerde, daha demin de hocam bahsetti birazcık. Hani Hollanda'da var, Almanya'da var, Eskişehir'de de var açıkçası. Ama ben İzmir'deki ailemle aile diyorum çünkü gerçekten aile gibi hissettiriyorlar. Ailemle olmayı daha çok tercih ettiğim için açıkçası burada kalmak istedim. Gerçekten dediğin gibi bir aile vardı. Çünkü ortadaki gösterilerden sonra gösteri biter bitmez hep birbirinize sarılarak kenara çekiliyorsunuz. Evet. Bu da benim çok hoşuma gitti. Evet gerçekten öyle. Çünkü karşımızdaki rakibimiz değil, karşımızdaki geliştirmeye çalıştığımız bir arkadaşımız aslında. Çok teşekkür ederim Nur. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum sana. Ederim. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Tamamdır. Çok sağ olun. Öksürdüm.